cari açığın azalmasıyla ilgili senin güzel bir tespitin oldu Ebru. Evet, küçülmeye dayalı mı? Şimdi net resme baktığımız zaman bakıyorum. Ekim'de 6.7 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz. Yani aslında biz hala dış ticaret açığı veriyoruz. Biz dış ticaret fazlası falan vermiyoruz. Dolayısıyla cari açığı sen öyle yaptın, buradan aldın, portföy yatırımıyla şöyle kapattın, net hata noksanla kapattın falan. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Ben resmi dış ticaret açığı bazında bakıyorum. Türkiye maalesef açık vermeye devam ediyor. Mayıs'ta 60.3 milyar dolara 12 aylık cari açık çıkmış. Şimdi Eylül'de biraz gerilediği için seviniyoruz. Ben de diyorum ki küçülmeye dayalı sevinç kursağımızda kalır. Çünkü ekonomi küçülmeye doğru giderse tabii ki cari açık azalacaktır. Talep tarafı azalacaktır. Zaten ekonomi yönetimi aslında birazcık bu yüksek faiz ortamıyla talep tarafını düşürmek istiyor. Ama bu vatandaşa daha çok sıkıntı olarak maalesef yansımak zorunda kalacak. Onun için biz böyle yüksek faizleri de evet doğru yapılıyor filan diye alkışlarken ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Ben ısrarla diyorum ki faizleri yükseltseniz de bunca bu söylemlerle ya bu etkilemeyecek şu de. Türkiye'nin gerçek gündemi Türkiye yanlış yönetilmiş, 2 yıl boyunca yanlış yönetilmiş, 2 yıl çok daha uzun süre ama hani son 2 yılda dramatik şekilde hatalı yönetilmiş bir ekonomi para politikasının sonuçlarını temizleme için çabalamaya devam ediyor. Ama bu çabalar maalesef vatandaştan dolaylı vergiyi daha fazla alarak sadece çözülmez, çözülmeyecek. Dolayısıyla kısa vadede... Vergi verecek hal mi kaldı? Bu, 5 bin lira ikramiyeyi çok büyük para zannediyoruz da 5 bin lira dediniz 500 lira etkisi var yani. Ya gerçekten 5 bin lira önemli falan, büyük bir rahatlık sağlayacak falan diye düşünülüyor mu? Gerçek mi bu? Ya işte sağlamayacak. Niye? Çünkü alındığında daha hızlı 500 lira etkisi var yani. Eridi gitti. Cepten geri almayacak. Tabii tabii. O kadar içinde zaten onu söyleyeyim. Mesela iyi asgari ücreti şu anda 18 bin yapsanız ne olacak? Acil bir şeyler yapın yani. O zaman enflasyonu düşürün, fiyatları durdurun, düşürün yani. Maaş artışı işte, da son ona, şey yapmıyor, çözüm olmuyor. Ya 20 bin yapsan ne olacak yani? Ücretli evet, öğretmene %25 artış yapmışsın. Ne olacak %25'ten? Ne yapacak yani? Evet, ülkede yanlış yapılanmayla şimdi insanların değerli TL ile, fazla değerli TL ile zenginlik algısı var. 7500'ü %100 arttı, ne olacak yani? Şimdi bütün bunlar bize olmayan paramızı harcayarak yarattığımız o 2022 ve 23'ün ilk bölümündeki o büyüme oranları var ya, övgüyle söz edilen, asıl sıkıntı orada. Yani işler iyi gibi gözükürken daha büyük bir sorun vardı. O zaman sert eleştiriyorduk. Şimdi eleştiriyoruz ama az dozda eleştiriyoruz. Çünkü o zamanki hata o kadar derinlemesine yapıldı ki. Onun için ben burada... Bedelini vatandaş ödüyor. Kimse onu sormuyor neden diye. Maalesef. İşte sorun burada, zaten vatandaşın sandıkta bunu sorması gerekiyordu. Ama orada o soru sorulmadığı için şimdi iktidar partisi de gündemi değiştirerek, bak tekrar söylüyorum, gerçek gündemi değiştirerek, gerçek gündem enflasyon altında ezilen halk olması gerekirken biz ya bir sorun yok, ortalık iyi ama şu anayasadaki sorunları da bir çözsek her şey toz pembe olacak söylemine hapsediliyor ve oraya doğru çekiliyor. Herkes oturdu bunu tartışıyor. Ben de diyorum ki gerçek gündem bu olmadığı için maalesef 2024'ün ilk yarısı, ilk çeyreği, ilk yarısının tamamı çok büyük sıkıntılara gebe. Tuhaf şeyler göreceğiz ve özellikle dış politikadaki hamle sıkıntılarımız da şu anda son dönemde, yani söylemlerimizle yaptıklarımız birbirine tutmamaya başlayacak yakın zamanda. Ben onu görmeye başladım. Şimdi orada da bir sıkıntı çıkacak yakında. Onu da gündemin dışına itme çabası görüyorum. Yani burada biz anayasa hangisi doğru, şu madde bu madde derken vatandaş maalesef ezilmeye devam ediyor. Onun için 2024'te biz çok daha yüksek enflasyon, yüksek cari açık, yüksek kur, çok daha yüksek bir kur ve çok daha yüksek bir enflasyonla maalesef ve yüksek faizlerle karşı karşıya kalacağız. Yani burada yapılıp da bakın hazine bonolarında 10 yıllık, bak geçen hafta bir tahvil ihalesi vardı biliyorsun. %32 ile 10 yıllık borçlandı hazine. Şimdi burada çok tuhaf bir şey var. Deniyor ki 2 sene sonra tek haneye düşeceğiz, merak etmeyin. Gerçekten sonra da %40'ın üstüyle borçlandı ya. Evet tabii. Rekor 2 faiz. Yıllıkta %42 ile borçlanıldı. 10 yıllıkta %32 ile. Şimdi döviz duruyor, faiz yıllık... veriyoruz. İkisi de yüksek. Ya şimdi insanlar inanıyorsa veya gerçekten burada bir inanç varsa tek haneye düşüleceğine, hadi 2 sene yüksek faiz ortamı, yüksek enflasyonda kaldık. Sonraki 8 sene demek ki
tek haneye düşecekse %30'larda gezen 10 yıllık faizle neden borçlanıyoruz biz? Ben onu da anlamıyorum. O zaman borçlanmayalım yani. Bu kadar yüksek faizi niye vereceğiz tekabül olacaksa? Bu kadar yüksek reel faiz. Ya bunlar tabii gerçeklerle tutmayan, yani şimdi söylenenler evet iyimser söylenmek zorunda Mehmet Bey de pozisyonuna göre öyle konuşacak tabii. Ama maalesef gerçekler öyle değil. Yabancılara anlatılan resimde de yabancılar hala tabii biz ilgileniyoruz bakın güzel raporlar da yazıyoruz ama henüz değil söylemini ekliyorlar sonuna. Henüz değil çünkü henüz ortam oluşmadı Türkiye'de. Hala daha yüksek bir kur istiyorlar ve daha yüksek bir faiz istiyorlar. Biz de bunları verirken vatandaş daha ne kadar ezilecek? Tabii onun en büyük tartışma konusu önümüzdeki dönemde maalesef. Buna bu arada piyasalarda hani ya hocam boş ver borsa iyi işte şu bu filanla biliyorsun bir 4-5 ay geçirdik. Şimdi seçime giden son 5 ayda önümüzdeki 5 ay kaldı. Bu 5 ayın 4,5 ay hatta. Bunun aynı söylemlerle gitmesi pek zor olmaya başladı. Yani söylemler, algı, yaratılan algı bir noktaya kadar bizi getirdi. Ben de diyorum ki artık o algının yürümeyeceği noktada yeni algılar devreye sokulmaya çalışılıyor. İşte önümüzde aslında biz çok güzel şeyler yapacaktık da anayasa elimizi bağlıyor. Ya nasıl 20 senedir, 22 senedir bağlamayan anayasa. Şimdi ekonomideki reformları, tarım reformunu, hayvancılık reformunu, teknolojideki reformları, cari açı düzeltecek içe yeten bir ekonomik model reformunu yani bunların hiçbir tanesini elinizi bağlamıyor. Onun için ben bir kez daha tekrar üstüne basa basa diyorum. Gerçek gündeme odaklanalım. Gerçek gündemin peşinde koşarsak zaten zayıf karnı şu andaki mevcut iktidarın yaptığı hatalar daha çok ortaya çıkacak. Bunu daha fazla dile getirmek ve daha fazla tartışmak, vatandaşla daha fazla konuşmak bence önümüzdeki dönemin en önemli olgusu olmalı.